Selamünaleyküm arkadaşlar. İşte Hazar Gölü'ne çıktık. Bisikletten bu abimizin evine kadar geldik. Bu abimizin evine gelmeden önce ben dağın başında bir çadır kuracaktım. Orada köylüler dedi ki sıkıntı olur dediler. Korucunun oraya git dediler. Ben de korucunun oraya gittim. Korucu beni jandarma komutanının yanına gönderdi. Jandarma komutanı da muhtarı aradı herhalde, ben öyle biliyorum. Aynen muhtarı He, aramıştır. muhtar da bu köy eski emekli köy korucusu Nasrettin Şekir, Nasrettin, bu da emekli korucusu. Nasrettin Evet. Şekir abimizin evine geldik Evet. arkadaşlar. Evet. Bu Nasrettin, bu da Ömer İpek. Ömer İpek abimizle, Evet. bunlar zaten dayı olur, akrabalar. Geldik biz buraya, yemeğimizi yedik. Biber dolması çıkarttılar. Ondan sonra salatalık, domates, Buraya çay, başlasın. ayran hepsini çıkarttılar. Yedik. Şimdi de sohbet ediyoruz. Yani bizim gezmemizin bir amacı nedir? Yani herhangi bir menfaat sağlamak değil. Sadece batıdan yaşayan bir insan, Akdeniz, Ege, batı olsun, İstanbul olsun, Avrupa olsun, yani dünya olsun, bu doğuda yaşayan bir insanın nasıl bir insan, nasıl bir kültürü var, onları tanımak için biz geziyoruz. Başka hiçbir amacımız yok. Çünkü biz de kardeşiz. Yani zamanında Çanakkale'de hep beraber savaşmadık mı? Aynen. Eğer doğuda yaşamayıp da İstanbul'da yaşayan bir insan Kürt'ü nasıl tanıyor? Kızım sen burada ol, Sanki sen sıkıntılı filmi tanıyor. Ama alsınlar. öyle bir insanlar değil yani. Burada kal, Hani biz sen televizyona alsınlar. Tamam mı kızım? Antalya'da, Gel, İstanbul'da, gel buraya, gel buraya Marmara'da, kızım. bu Bodrum'da, yani hiçbir yerde görmediğimiz güzellikleri biz bu abilerimizden gördük. Bak, bak bana şalvar da giydirdiler rahat et diye. Evet. Ya zaten o, birazdan onun şeyini çekeceğim. Evin oturum şeklini çekeceğim. Çok büyük bir oturum yani. Sanki burada meclis gibi bir şey var. Böyle meclis gibi yani, böyle meclis şey, burada oturuyor, karar veriliyor sanki. Öyle bir sistem var yani. Evet. Yani öyle bir şey yani. Bizim Yani buranın bizim köyümüzün odalar hep böyledir. Daha bizim modern odalar buranın var abi. Daha güzel gelenek, odalar mesela var. gelenek ve göreneklerimiz böyledir. Hep böyle değil mi? Tabii aynı. Evet. Herkesin elinde Daha hani bu modern güzel düzen odalar var. var. Yani ama çok Mesela rahat abi ya. Çok rahat. köyün ileri Koltuktan gelen rahat. Öyle. Bana ileri kadar gelen rahat. odası var. Mükemmel yani bile. Değil mi? Tabii güzel bir odalar var. İşte herkesi böyle doğuya gelip doğunun güzelliklerini görmesini istiyoruz. Tek amacımız bu yani. Evet. Bak abimiz bizi gece gece geldi dışarıda kalmayın diye evine misafir etti. Ben dedim ki rahatsız etmeyin, ben camide de kalırım. Yani dağlarda, türbelerde olur dedi ya, evine misafir etti işte Evet. bizi. Karnımız da Amin doyurdu, yememiz de şimdi yedik. biz Doğu ve Güneydoğu insanı misafirperverdir. Evet ya. Hani bunu bilmeyenler bilsinler yani. Evet. Böyle televizyonda, medyada, Evet. gazetelerde Doğu, Güneydoğu'yu yanlış söylemlerle, yanlış Ya. politikalarla kötü lanse Evet. ediyorlar. Ya. Ama öyle bir şey yok, öyle bir şey değil. Gelsinler, görsünler, Doğu'yu da, Güneydoğu'yu da görsünler, insanlığı, Canım. misafirperverliği, her şeyi görsünler, her şey meydanda. Tabii ya. Bizim Biz yani 24 yıl hepimiz askerin içinde çalıştık, aynen. arkadaşımızdır, biliyor. Yani buraya gelen komutanlar 10 yıl sonra arıyor, burayı tekrar istiyor. Bırak ya. Ne Allah, demek? 10 yıl. Hala Yani burada yani evet. 20 yıl buradan giden hala biz konuşuyoruz telefonla. Aynen. Değil mi? Evet. Oradaki insanı, Evet. oradaki samimiyet, oradaki saygı hiçbir yerde yok diyor. Hiçbir yerde yok diyor. Mesela İşte bizim köyüne hep öyledir. maalesef. Bizim etrafımızdaki köyler de öyledir. Mesela sen Öyle akşamları gelse, mesela birinden de gitse seni içeri alırlar yani. Misafir ederler yani. Konuk maalesef ederler yani. işte bu terör belası var ya. Evet. Ha, bu terör belası 40 yıldır bölgemizi görüyorsunuz. Bölgemizi Abi, yani mahvetti. bu terör olmasaydı var ya şimdi Türk, Güneydoğu, Almanya, Güneydoğu Almanya. yalnız değil. Türkiye kalkınır. Evet. Türkiye kalkınır. Evet. Zaten Nasıl? Amerika'nın, Avrupa'nın amacı ne? Birbirimize düşürüp Aynen. Türkiye'yi Yani parçalamak. Ya. bak buradan söylüyorum. Yani o şer güçlere söylüyorum. Hı. Karanlık güçlere söylüyorum. Ya. Bu bayrak inmez, bu Ha, azan dinmez. ya maşallah. Bitti. Biz 25 yıl bu uğruna, bu bayrak uğruna
mücadele verdik. Evet. Yani zannetmesinler ki yani bu ülke, bu memleket sahipsiz. Cafer abi. İçine mi içsiz? Sen suyu. Yani biz hı, Cafer abi. Bey yok sağ olun. Biz emekli olmuşuz ya. Hı. 20 yıl, 5 yıl geri yaptık. Emekli olmuşuz. Biz yine devlet hükümet yani git silah mı getirdik? Yani devletimiz silah da mı? Devletimizin silahını gittik git keleş mi? Evet. Keleş. Yine devletimizin emrinde milletimizin hizmetindeyiz. Ya bu bayrak için, bu vatan için buradayız varız. Bak görün arkadaşlar yani. Bu da yani Diyarbakır değil mi sen? Diyarbakır Çerlik Gürüzköy arkadaşlar bak nasıl vatanla milletine sahip çıkıyor. Ya 25 yıl bu uğurda biz mücadele verdik. Bak yanlış tanıyor bir de. Ha batı? Yanlış tanıyor. Yanlış tanıyor Güneydoğu'yu. Acaba o batıdaki insan vay yani İstanbul'da bak İstanbul'da oturan, Edirne'de oturan yani tamam hepimiz aynı hepimiz aynı yurttaşız. Aynı bayrak altında yaşıyoruz. Hepimiz biz birliyiz, beraberliyiz. Ama acaba o batıdaki insan benim kadar bu bayrağı, bu devleti savunuyor mu? Mümkün değil. Mümkün değil ya, savunabilir mi ya? Savunamaz. Ya. Çünkü İstanbul'da. Görüyor mu yani? Devlet malı, ay yani. Devlet malı, tabii tabii. Görünür ya mı? Gününü koruyor. Hem emekliyim, hem gününü koruyor. Yani devletin bize verdiği. Var ya bayağı ağır ha. Yani devletin bize verdiği yani şey yani. Yeni de ha. Yeni evet. Yeni sıfır. Bu emekli olduğumuz devlet sizden yine almadı bunu. Yok. Yok. Biz tekrar gününü olarak devam ediyoruz. Ha, ediyorsunuz. Gününü olarak ha. Size mermi sınırsız herhalde bu mermiler. Yok. Siz ne alıyorsunuz mermiler? Şey biz mi? Mesela. Jandarma bey. Jandarma değil mi? Şunu biz kendimizi koruyoruz. Aa, şimdi biz, anladın. Mesela biz nöbete gitmiyoruz. Artık nöbet 24 yıl, 25 yıla yakın nöbet tuttuk. Yani. Alışmışsınız. Hayır, şu anda bak biz emekli olduk ya. Şey biz emekli olduk. Biz yine şu anda günlü esasında yine biz yine gönüllü olarak koruyacağız. Gönüllü. Evet. Gönüllü. Gönüllü. Hem emekliyiz hem gönüllüyüz. Gönüllüyüz hem emekliyiz. Şu an biz yani mesela size bir görev verse koşuyoruz. Aynen. Fark etmez. Yani şu anda bana görev, bize görev verse biz demeyiz. Biz emekliyiz, biz gelmiyoruz. Dağlara gidiyoruz yine. Boşak mı? Niye gideriz yani? Anlar olsun ya. Aa, öyle şey yok. Bak. Abi bunlar ne? Peki Cafer siz sürekli yaşadınız mı? Cafer Bey. Evinizde, ailenizde, çocuklarınızda. Mesela konuşulanları. Ailelerde öldürüyorlar ya. Yani çok gördük haberlerde yani. Aynen bizim bura bak. Bizim bölgeye. Hayır karşıma. Giremedi. Üç sefer girdi, üç sefer de darbe yiyip gittiler. Buraya giremedi. Biz yani halk korucu, halkla korucu PKK'yı istemiyor burada. Çermik. Tabii. Çermik öyledir. Çermik devletlidir. Yani devletçidir. Allah'ım ya. Bunu taşımak öyle yani her babayı, yani babayı ne desem yani. Hani sen devletin hani jandarma falan karışamıyor buna şimdi hiç. Yok. Hayır. Devletin ya. Sen bunu nerede taşıyabiliyorsun şimdi? Ben mesela Diyarbakır bölgesinde taşıyorum. Taşıyabiliyor musun sen de bunu? Evet. Burası sende. Diyarbakır bölgesinde. Diyarbakır. Ama il dışına çıksam. İl dışına yok. Mesela şimdi sen bunu alıp. Süveyre'ye gel. Süveyre'ye gidemez. Süveyre'ye gidemez. Ya ben giderim. Mesela onu da gözüküyor. Süveyre'ye gidemez. İl dışında. Ya şimdi sen bunu üstüne alıp. Ben şurada. Dağlar var ya, evet. Oraya çıkabilir yani. Tabii. Yani. Ben Çerim'e gidebilirim, Diyarbakır'a gidebilirim. Yani mesela böyle, Diyarbakır'ın böyle bir süre takıp böyle. Ya tabii öyle mesela. Ya şimdi nasıl mesela arabamı da koyuyorum. Öyle. Mesela. Yok, abi doğru olmasaydık. Karşına biri çıkar, şey çıkar değil mi? Tabii. Cafer Bey bak. İstanbul'da, Edirne'de, Kırklareli'de, Tekirdağ'da. Türk bayrağını sallamak kolaydır. He. Ben orada bedava kahramanlık yapanlar var ya, gelsinler burada bayrak sallasınlar. Ya. Öyle kolay mıdır? He? Vatanseverlik budur ha. Ya. Değil mi? Senin de var mı? Hayır var, onun da var.
Mesela bazıları biz o zaman personel 25 kişiydi emekli oldum. 20 taneydi, 25 taneydi. 25 taneydi. 25 tane emekli olduk. 5-6 tane aldık. Ötekileri mesela almadılar. Dedim, günün esasında mesela biz daha emekli olduk. Abi dedik silahımız yine bize olsun. Oluyor tabii, öyle dediniz. Doğru olacak yani. Ama o da şimdi belli komutanı seçiyordu mesela. Belli komutan kaymakamın onayıyla seçiyor mesela. Değil. Öyle herkese hem aşağı buluyorlar. Mesela siz köy korucusu oldunuz. Sizin isimleriniz o dağdakiler PKK denen insanların şeyinde var mı yani? Onlar isim bazılarında var. Diyor var. Bilmiyorum. İsminizi biliyorlar mı? Bilmiyorum. Bazılar abi, mesela belli komutanı derdi mesela. Cafer Bey. Yani bir sene nedir, bir mesele nedir. Zaten biz bu silahı yani biz bu silahı yani devletimizi, milletimizi, vatandaşımızı, kendimizi, ailemizi korumak için aldık. PKK'ya karşı. Bitti gitti. Yani onlar beni bilmiş nedir bilmemişler. Onlar zaten yani, biz açık geliyoruz. Yani biz zaten biz deşifre olan kişilerdi zaten. Evet. Yani değil mi yani? Yani biz onlardan hiç bir kaygımız yok yani. Kaygımız olsaydı yani yok. Demirden korkan trene binmez. Öyle ya. Tamam mı? Ha yani o değil yani. Başka. Şimdi ben köy korucuları oraya çıktım. Hı. Şeyden bisikletinden. Evet. Şimdi bu karakolunu tekine mi çıktın? Önce üstüne gittim. Ha bu ama karakolun o tarafında. Karakola var mı? Bizim ben 25 yıl orada ben nöbet tuttum. Ben korna çaldım şey. Düdük çaldım ki benim arkada eşyalarım var ya. Ya bombacı geldi diye beni öldürmesin dedi. Yani tabii. Düdük çaldım. Evet. Bir şey diyeceğim abi. Ben mesela diye onlar öbür tarafta oturuyordu. Ben yanlarına kadar gittim. Selam aleyküm dedim çıktılar. Mesela. Hani o tarafta duymadı sesini hiç. Duysalar dedi. Hatta orada bana bir mermi sıksa diyelim. Mesela ben çıkıyorum yukarıya. Aynen. Orada bana bir mermi sıktı. Ben öldüm. Onlar ceza almaz değil mi hiç? Alır yani. Hayır. Şimdi Gece ifadeye göre mesela diyelim mesela sen ifadeye göre verirsin ben onu tam bilemem nasıl olur. Ay şimdi gece ben olsa ben öldüm diyelim öldüm. Öldüm. Ondan korktum ben. Hayır hayır doğrudur doğrudur. Şimdi ben şey jandarmaya gittim ben eşyalı günce elini silahı eline attı jandarma komutanı. Tabii o zaman. Hayır. Ben, o şimdi o adam beni gördü baktı arka doğru lan bu ne geldi tak sıktı diyelim. Ben o da korna çaldım. Şimdi, o da o anki şeye bağlıdır. Hani ifadeye bağlı. İfade şeye bağlı yani. Ben öldüm ama. Sen öldün. O zaman o diyecek ben dur çektim. Durmadı. Dur çektim. Durmadı. Ben 3-4 defa dur çektim. Durmadı. Ben de sıktım. Abi bize üzerimize geldi. Üzerimize. Belki canlı bombadır. Hı. Onun için. Ben de ondan korktum. Tabii. Yani oluyor. Oluyor tabii oluyor. Yani adam gidiyor canlı bombalar gidiyor patlatıyor kendini. Işte. Oluyor yani ya. Yani bu yaşanmış ya. Aşağıdan düdük çaldım. Oluyor da. Peki, ön tarafta oturuyordu onlar. Yani normaldir ya onlar. O mesela belki canlı bulmasın. Değil mi? Çafer abi şimdi bak. Biz korucu olurken o zaman tam gergin zamanıydı yani. Çok böyle. 93 dönemi. 93 dönemlerde. Tam PKK'nın. Yani tam. Başladı. O. Yani o karmaşık dönem. Evet. Ben 5. ay 25'te tezkere aldım. Askerden geldim. 9'dan birlikte aynı günde olduk. Ömer Pakas'la. 12. ay 3'te biz kurucu olduk. 93, 12. ay 3. 2017'de emekli olduk değil mi Ömer? Ya 25 yıl yaptık ha. Ama ben bir şey diyeceğim. 92-93'te oldum ben. 67, 77, 87'de askerdim ben. Bize orada Abdullah Öcalan'ı anlatıyorlardı. Hani mesela ben gitmedim de bizim arkadaşlar Mardin, Tibet, Midyat onlara göreve gittiler. O zaman yeni yeni başlıyordu herhalde o. Sana kaçta? Yok. 86'da. Yok. İlk PKK. Eruv baskını ne zaman oldu? Hayır, ilk PKK'nın olayı 84'te oldu. Ha 80, Eruv baskını değil mi? Eruv baskını. İlk baskını değil mi o? İlk. Kaç kişi öldü? Yok köy, bir köyü bastılar ha. Yok 84'te oldu. İlk PKK. Yani olay ya. Olay ilk PKK'nın eylemi 84. Yani 80 darba 84. Önce 79'da çok fena şey oluyordu ya. O sen anlamadın ki. 80'den önce PKK yoktu. PKK yoktu. Sağ sol davası. Sağ sol davası bu şey vardı. Dedekada vardı. Bilmem
Biz o zaman 10 yaşındaydık. Farklı örgütler vardı. Farklı örgütler vardı. Aynen. 80'den sonra bu PKK çıktı. 80'den sonra kuruldu. 80'den sonra. Sonra 80 ilk eylemi 84'te oldu. Sarsol davası vardı ya. Biz 6-7 yaşındaydık. Siz de öyle. Siz belki de Sarsol davasını siz bilmezsiniz. Ya ben 80'den Sarsol davasını 80 şeyinde ben 10 yaşındaydım. Ben 10 yaşındaydım. Biz 7 yaşındaydık. 80'de ben 10 yaşındaydım. Sarsol davası bitti. Sarsol davasında ben sen 7 yaşında biz 4 yaşındaydık. Sen şeyi biliyor musun? Ya. Kenan Evren'in darbesini. Tabii. O zaman 10 yaşındaydım. Ha 10 yaşındaydın. İyi hatırlıyor. İşte o Sarsol davası 7-8 sene sürdü. Onun için darbe oldu. Aynen. Kardeş kardeşi öldürüldü ya. Zaten o zaman Süveyrek'te akşam ikindi ezanı okundu. Yani ikindi ezanından sonra Süveyrek'te hayat durdu. Yani caddeler boşalırdı. Değil mi? Ah kimse yok. Ondan sonra silah sesleri. Sıkan sıkana. 80'den önce ha. Saksol davası. Tabii canım. Yani. Ya işte birbirlerini öldürüyorlardı. Duvarlara yazı yazıyorlardı. Aynı yazı yazıyorlardı. İyi hatırlıyorum ben. Bak iyi hatırlıyorum. 9 yaşındaydım. Dedekada yazıyorlardı. 9 yaşındaydım. Evet. O zaman PKK yazıyordu. Dedekada da yazıyordu. PKK yazmıyordu ya. PKK yoktu o zaman, yoktu. TİKO var. Bak, TİKO vardı. Dedekada vardı. Dedekada. Dedekada demiyorum ben. Devsor vardı. Devsor. Apoji. Apoji de yoktu. Devsor vardı. Yani Saksol bu ha. Saksol. PKK yoktu o zaman. Bu Saksol. İşte onlar Korkmaz Mahsun diye biri vardı. Mahsun Korkmaz. Evet. Bak 80'den sonra darbeden sonra 83'te suileşti ya. Evet. 80'den sonra o örgütler kapandı. Hepsi PKK adı altında birleşti. Hep öyleden mi? Yani. 84'te ilk eylemini yaptılar. Tabi bu da düş güçlerin bunlar bu PKK da bir şeydir ha. PKK da düş güçlerin maşasıdır ha. Yani şeydir ha. Taşerondur ha. O taşa düş güçlerin maşasıdır. Abi ilk şartta bunu başa demediler işte. Türkiye de zayıftı o zaman. Gücü de zayıftı belki. Tabii. Allah'ın izniyle yani diyorlar ya 1915'te Çanakkale'ye geçilmez. Yani 100 yılda geçse, 200 yılda geçse yani ne PKK'nın efendileri ne onların üstleri emeline ulaşamayacaklar inşallah. Allah'ın izniyle. Tamam. Yani Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlar hepimiz biliyoruz yani bu oyunları biliyoruz yani. Allah'ın izniyle Türkiye yani kıyamete kadar payda kalacak. Allah'ın izniyle. Ama bu var yani biz Batı, Doğu, Güney, Kuzey demeden birlik beraberlik olursak yani kardeş kavgası olmazsa, birlik beraberlik olursa evet. Allah'ın izniyle Türkiye'ye gelemezler. Kimse gelemez. Tabii canım. İşte bunu da istemiyor yani. Yani bunu şimdi Amerikan şimdi Avrupa ister mi ki Türkiye şahmansın? İstemez abi. Mümkün işte. Değil. Onda, Amerikan derdine baksana. Silahları yığdı. Irak'a şey, Güzey Suriye'ye yani. Ha. Mesela şuna bak bir sohbet ediyoruz. Bazı insanlar yani biz böyle kulak misafir oluyoruz. Mesela diyelim kahvelere oturuyoruz yani böyle sohbetlere katılıyoruz. Diyorlar ki yahu Türkiye'nin işi Suriye'de nedir? Tamam mı? Tamam. Evet. Peki bunu söyleyenler o Amerika Birleşik Devletleri arasından gelip Türkiye ile sınırı bir olan komşu ülke olan Suriye'de ne işi var? Ha? Rusya'nın Suriye'de ne işi var? Türkiye, Suriye yani arasında bir teldir. Değil mi? Yarı akraba o tarafta, yarı akraba bu tarafta. Yani Türkiye müdahale etmezse kim edecek? Amerika gelip burada müdahale eder, kimse Amerika'ya bir şey demiyor.
Ha, Türkiye karıştı mı? Hı. Türkiye şimdi hala etti mi? Niye evet. Türkiye karışıyor? Hı. Gördün mü? Bu ne demek? Hı. Bu Türkiye'yi hazmedemeyenler. Mesela en son bu NATO dün NATO zirvesinde Türkiye'nin attığı adım diplomasi olarak başarısı tüm dünya yani tüm dünya ayakta alkışladı. Ha. Hatta Türkiye'nin içindeki dış güçlerin maşası olan bazı kesimler bunu hazmedemediler. Ama ben burada siyaset yapmıyorum. Yok. Ben sadece devlet olarak konuşuyorum. Devlet olarak konuşuyorum. Ben siyaset yapmıyorum. Yok. Tabii ya. Bak. Doğru söylüyorsun abi. Hepimiz bu geminin içindeyiz. Türkiye tabii. Bir gemidir. Hepimiz geminin içindeyiz. Bu gemi batarsa hepimiz batarız. Yok. Bu böyle. Ama bu gemi giderse hepimiz içindeyiz. Tabii canım. Bu, o kadar yani. Allah'ın izniyle. Yani Allah'ın izniyle. Bitti abi zaten emirlerle buluşamadılar. Gidip bitti işte. İnşallah şer güçler o karanlık gücü emirlerine ulaşamaz. Mümkün değil ya. Ya. Ulaşamadılar. Çanakkale'de başaramadılar. Değil mi? Tabii canım. Gezi olaylarında başaramadılar. Sur'da başaramadılar. Suriye'de başaramadılar. Daha bunu nice şeyler başaramadı. İnşallah yine de başaramayacaklar. 15 Temmuz'da da başaramadılar. Maşallah. Yine de abi, başaramayacaklar. 15 Temmuz kimin şeydi bu? Amerikan değil mi? FETÖ. FETÖ kimin maşasıdır? Of, nasıl yapıştı FETÖ askerlerinde bu kadar şey ya? Ya FETÖ dediğimiz örgüt. Örgüt müydü bu? Bak bir dakika şimdi. Abi yıllardan beri çocukları Cafer Bey tamam bu 50 yıl bir örgüt. 50 yıl var değil mi? 50 yıl temel atılan bir örgüt. Abi bu dış güçler değil yani mi? Bak bir düşün. Seni tespit ediyor. Seni ilkokuldan seni takip ediyor. Kevşediyor. Senin tüm okul masraflarını karşılıyor. Ta seni general yapıyor ve sen onun emrinde çalışıyorsun. Bir düşün mesela. Böyle bir yaptıdır. Bunu da kim yaptı? Bunu da Amerikan yaptı. Bir Amerikan projesidir bu. FETÖ kimdir FETÖ? FETÖ denilen kişi Erzurumlu bir tane ağzı Salih Akan birisidir. Değil mi? Konuşurken ağzından Salih yapıyor. Yani belki Fatiha suresini de bilmiyor okumasını. Hüngür arıyordu ama. Hüngür arıyordu. Ya ağlasın. Tamam. Ya zındıktır. Yani Allah aşkına zındık olmasa. Ay kafir var. Bak zındık olmasa insan uçak benim uçağım. Asker benim askerim. Değil mi? Evet. Benim uçağımla benim paramla benim meclisime bombalıyor. Beni bombalıyor. Bu böyle vatanseverlik olur mu? Bir düşün ya. Olmadı işte. Nasıl yapmışlar? Ha, onlar yani bu 15 Temmuz olaylarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mal etmeyelim. Evet. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri ne böyle bir şey yapar ne böyle mümkün bir şey ya. Yani mümkün değil yani. Ha bu o şerefsizlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniforması altına girip de yaptılar. Sana. Amaç bu kutsal kurumu yıpratmaktı. Ama onu da başaramadılar. Yine de başaramayacaklar. Başaramazlar. Başarsa şimdi ya da başarırlardı. Yapmamadı. Amerika 50 yıl, 100 yıl önce hesap edilir ya. Hala da bırakmadı ya. Mesela o Suriye'de devlet kurmayı. Amerikan. Bak şimdi de Yunanistan kaşınıyor. Ha. Ya Yunanistan. Bir şey diyeyim. Yunanistan'ı niye üstümüze sağlıyor? Ya Yunanistan sen. Amerika seni. Ne bırakır? Amerika seni öne sürüyor. Ee? Adaları silahlandırıyorsun. Kime karşı silahlandırıyorsun? Türkiye'ye karşı. Türkiye'de
Türkiye'de ansızın bir gece gider o adaları bombalar gelir. Amerikan hiçbir şey de yapamaz. Yapmaz yo. Vallahi şimdi, bak. Suriye'de vallahi şey, al bak vallahi. Yunanistan durumu ne oldu abi şimdi? Bak vallahi Allah'ın ismidir. Türk ordusu var ya. Türk ordusu çok acımasızdır. İnançlı, kararlı, vakurlu bir ordudur. Evet. Yani ne Amerika'yı dinler, ne Rusya'yı evet, dinler. Hiçbir ülkeyi dinlemez. Bir başının bak, kafasına vursa var Türk ya. Türk ordusu hem şefkatlidir, hem merhametlidir. Ama şah damarına bastı mı Türk ordusu affetmez. Acımasızdır. Affetmez. Türk ordusu hiçbir devlette yoktur. Türk ordusunda Türk ordusundaki başarısı tanıyorsun nedir? İman gücüdür. Ölürsem şehit, kalırsam gazi. Bitti. Bizde var işte. Bu iki kelime işi bitiriyor. Tabii ya. Amerika askerleri yani çikolata gelmesin. Ya bir kibrit çöpü atarsan 10 metre zıplayacak korkudan. Rahmetli babam şeye gitti. Ya. 1957'de askere gitti. 57'de. 57'de gitti, 59'da terörist oldu. O Kore şeyi var, Kore'ye gitmişti orada. Kore. NATO gitti ya oraya. NATO gitti. Güney Kore, Kuzey Kore. Amerika askerleri vardı. O sok gibiydi, böyle uzundu, böyle pehlivan gibiydi. Nasıl birinin elinde kaldıydı, hemen böyle kendini yendiriyor. Çok korkak dedi. Tamam canım. Yine değil mi? Yeter değil mi? Pardon işte. Getir oraya. Anda yeter. Getir oraya bakalım. Mahmur diye. O şeyler ne? Bak şimdi ilk. Saat canlı değil mi? Hayır, hemen açar et hemen. Şimdi üçümüze sohbet edeceğiz ama. Evet. Selamun aleyküm arkadaşlar.